Evet sevgili bahisseverler, Ahmet Hoca ile hafta sonu karışık fantezi yüksek oran videomuza hoş geldiniz. 8-9 Mayıs, evet cumartesi pazar toplamda 9 maç sizler için hazırladı Ahmet hocamız ve toplamda 123 oranı var kendisinin ve benim de yine 12 maçım var. Toplamda 120 oran var. Hoş geldin Ahmet hocam Hoş bulduk. tekrar Herkese selamlar. Karışık bol soslu tereyağlı şeyler gibi. yayınımıza. Aynen. Evet, geçen hafta 12 maç vermiştik. Yine aralarından güzelce aranızdan 3-4 maç, 5 maç bir araya getirip kazananlar var. Tabii bazı maçlarda yine. Harbiymiş. Allah Allah. Ben Tabii. 4 maçta falan başarısız olduk. Senin kuponunda özellikle. Ben yine oldukça şanssız bir hafta sonu geçirdim. Ya Geçen o hafta Sevilla ne doğru. oldu? Ben Sevilla'yı ben hala inanamıyorum. Neyse. Evet, Gerçekten benim de çok doğru düzgün tutan 4 tane mi ne maçım vardı zaten geçen hafta. Evet, bu denemelerimiz devam edecek. Sonuçta büyük evet. misli yakalamaya çalışıyoruz. Düşük misli yaparak yani düşük miktarlarla büyük misli yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden bu denemelerimiz devam edecek. İlginiz alakanızdan dolayı ve göndermiş olduğunuz like'lardan, beğenilerden dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz ve devamını diliyoruz arkadaşlar. Ahmet hocamızı desteklemeye, arkasında durmaya devam. Ben de yeni maçlarımla destek olmaya Sağ çalışıyorum olsunlar. elimden geldiğince. Evet hocam Şimdiden buyurun. teşekkürler. 9 maçta 123 oranını alalım buyur. Tamam. Şimdi ben kameramı kapatıyorum. Şimdi ekran Tamam. açacağım. 3 maçı ben kendim göstermek istiyorum arkadaşlar da. Sadece ölüler görür modu açıldı şu an. Hep Tamam. birlikte görmeye çalışacağız. Sen sonra bu maçları niye seçtin hocam? Bunlardan nedir falan demeyin. Dostlar ben programı iyice inceliyorum. En uygun optimum maçları bültene göre ayarlamaya çalışıyorum. Ben kendim ekranımı paylaşayım sizlerle. İlk maçım İspanya 2. ligden bir müsabaka. Eğer sizin de aklınıza yatarsa oynarız dostlar. Evet Ben kendim arkadaşlar ona kolay koydum. gelsin diyor hocam. Ben hemen söyleyeyim. Ponferradina Albacete mücadelesi Evet. cumartesi günü 19.15'te oynanacak arkadaşlar. Evet Evet dostlar. Şu hocam maç. Ponferradina Albacete maçı. Cumartesi devam. saatini bilmiyorum da. Tamam ben söylüyorum. Cumartesi 19.15. Şimdi dostlar peki bu maçta niye oynuyoruz? Şimdi burada Ponferradina'yı görüyoruz. Ponferradina'nın kalan maçlarda düşündüğümüzde güzel bir hedefi var. 53 puanda. Yani burada Girona'yı, Sporting Leganes'i falan yakalayabilir ki Rayo Vallecano bunun ikisinin birbirleriyle maçları var. Albacete dediğimiz takımda hemen hemen düşmüş bir takım. Üçmüş gibi bir şey. İspanya 2. ligde son sırada. Peki hocam diyeceksin ki niye bunu oynuyor? Şimdi dostlar bakalım. İyice bakalım. Albacete takımını açıyorum. Albacete ne yapıyoruz dostlar? Deplasman performansına bakıyoruz. Şimdi deplasman performansında genellikle 0-0, 2-0 mağlup, 2-1 mağlup, 2-0 mağlup, 2-2 berabere kalmış. Yani bu da aslında bir kazanamama serisi olduğunu görüyoruz. Peki bu Conferidina'ya yönelmek için yeterli midir? Onu da şöyle yapıyoruz aslında. Conferidina'ya bakıyoruz. Şükrü sen de görüyor musun şu an? Görüyorum, görüyorum hocam. Evet, heyecanla Şimdi takip ediyorum. şuradan baktığın zaman da bu takım hiç oynanacak bir takımmış gibi değil mi? Evet. Ama Ama ev şöyle sahibi yapıyoruz. performansı mı iyi? Ev performansı. Evet, içeride diyoruz. Şimdi bakalım Evet, arkadaşlar. içeride fena değil. Bakın, Aralık ayından 1 Kasım'dan beri bu takım hiç kimseye evinde yenilmemiş. Evet, ne Gördüğünüz yaptıysa içeride yapmış. O yüzden demek ki ilk altıyı gibi. zorluyor hocam. Evet, ilk 600'de oluyor ve ligden Albacete hemen hemen düşmüş bir takımla karşı karşıya kalıyor. Şimdi ben burada bu takımı şu ev sahibi performansı benim için çok iyi. Yani bakıyorum burada gol de atıyor yani evinde. Atamadığı Evet maçlar olmuş. hocam, bir de senin bu olayın güzel zaten. Hani bunu yener demiyorsun da en azından yenemese bile ama bu Tabii takıma tabii. 2 gol atar diyorsun. Ev sahibi Yani 1.5 üstlerin çok güzel senin. Evet. aynen. Ben bu takımın evinde iyi performans gösterdiğini ve hedefi olduğunu düşünüyorum. Şimdi peki hocam diyeceksiniz ki bana bu da yetmez bana. Peki arkadaşlar bu da yetmez diyorsam şöyle bir şey yapalım. Ben Albacete'yi tekrar açtım. Şimdi görüyor muyuz arkadaşlar Albacete'yi? Evet. Şükrü görüyor musun? Görüyorum Kimle hocam. oynamış en son? Alcorcon'a yenilmiş kendi evinde 1-0. Peki burada iki tane şey yazıyor. Ne bunlar? Kırmızı kart. Evet, 2 kırmızı Hadi kart tamam çok reklam fazla. moduna. Şimdi arkadaşlar açıyoruz maçı. Tamam mı? Bir de En önemli son oyuncular yenildiği mı? maça Tamam. bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar dakika 90'da iki tane kırmızı kart var. Bu Almanlar Carlos Munoz ve Manu Fuster. Tamam Evet. mı? Evet. Burada büyük ihtimal bir kavga çıkmış bir şey olmuş. Evet. Şimdi bu oyuncuları açmıyorum dostlar. Bu Biri oyuncular. sol ileri oyuncusu hocam zaten. Bir de sol kanat ileri Aynen. oyuncusu gördüğüm Şimdi kadarıyla. bu oyuncular Burada sağ bek. gerekli. Evet. Şunu söyleyeyim. Bu oyuncular, bu iki oyuncu Albacete'nin 37 maçının 35'inde ilk 11 çıkmış oyuncular. Evet, ilk 11 Şimdi oyuncuları. düşmüş bir takım. Son maçta iki as oyuncusu kırmızı görmüş.
Bunlar büyük ihtimal ben birazcık saldıklarını düşünüyorum. Yani Evet. burada iki şey gibi düşün. Beşiktaş'ta Atiba ile De Souza kırmızı görse ne düşünürsün? Yani şöyle bir Yani. şey oldu. Anlatabildim mi? Yani Evet. şimdi evinde böyle bir performans olan bir takım. 9 kişi kalmış bu takımı. Morali bozuk bu takımı evinde ağırlıyor. Ben ev sahibinin 1,5 üst oranını söyler misin? Harika bir Performansı. oranı var. Hani yurt dışından bizi takip eden izleyicilerimiz için ben en az 3 oran olacağını düşünüyorum. Çünkü Nesine'de ve Milyoner gibi, Tuttur gibi bizim legal sitelerimizde 2.15 oranı var hocam. Ev sahibinin 1.5 üstünün 2.15 oranı var. Yani şimdi dostlar, aldığımız riski ben karşılayacağını düşünüyorum. Şu performans, Fazlasıyla. Aynen şu bence de. performans çok güzel bir performans. Burada hep 2-2-2-1-2 golleri görüyoruz. Vallahi Gerektiğinde 3 harika bile maç bulmuşsun atarsın. hocam. Tebrik ederim. Ha, bir de unutmayın bunu arkadaşlar. 9 kişi kaldığını unutmayın. Ayın 3'ünde, yani 3'ü ne zamandı? Bu geçen. Ayın 8'inde bu iki alt oyuncusundan moralsiz bir şekilde çıkacak. Çünkü bir kavga çıkmış, bir şey olmuş. Ben bu sebeple ev sahibine benim ana maçlarımdan bir tane oldu. Tamamdır Ben ev hocam. İlk sahibinin maçımız bu. ama Evet. şunu söyleyeceğim. Bir tane kuponda onu yapamadım şimdi. Söyleyeyim. Hem bu takımın kazanır hem de üst oynamak bence güzel bir risk olur. O da kaç yıl olur bilmem. Evet. Onda oranına bakın. Yani onunla arkadaşlar bunu yapar herhalde. Bilmiyorum. Evet, Oradan evet. bir şey Onun yapabilirsiniz. oranını da söyleyeyim. Hani bir fantezi kuponu yapacaksanız 1 ve 2,5 üstünün oranı şu an 3,50 hocam. Of. Ya ben büyük Harika. ihtimal Tamam. deneyeceğim onu arkadaşlar. Aynen. Yani bu Evet, ikinci kuponu maçımıza geçelim. tamam Şükrü sen onu da ayrı bir kupon yapsana olur belki. Yapacağım, yapacağım. Şimdi onu da ayrı bir kupon yapalım. Peki. Dostlar bu tamam. Şimdi gelelim Hertha Berlin Armenia bir yatak maçında. Ben bunu Sportoto canlı yayında verdim. Şimdi Hertha Berlin açıyorum. Hala ölüler görür modundayız. Şimdi Hertha Berlin'in yarın maçı var dostlar. Yarın Pazar günü yayın 19 arkadaşlar bu maç bu arada kolay bulmak açısından. Pazar 19. evet, pazar Normalde 19'da. bizim bu videoyu çektiğimiz Perşembe akşamı maçı var. Erteleme maçı evet. Evet, yani ayın 7'sinde bir maçı var. Bir de şey maçı var işte. Altısında. Bir altısında maçı var hocam. Bir de pazar günü işte. Ya bugün maçı var o zaman öyle mi? Bakayım. Evet, Perşembe akşamı. Evet, 6'sında maçı var. Bir de 9'unda maçı var. Ekranı paylaşıyorum ya. Görüyorlar arkadaşlar. Tamam. Ha tamam. Arkadaşlar, şimdi her tabelin evinde ayın 6'sı ve 9'unda iki tane önemli maç oynayacak. Şimdi niye önemli diyorum. Şuraya bir bakalım dostlar. Burası düşme hattı. Tabii iki Kimle maçı alıp oynayacak Hertha kurtulma Berlin? şansı var. Şimdi 29 maçı var. 27 puan. Köln'ün 31. Arminia Bielefeld'in 31 maçı var. 30 ve 29. Şimdi bu akşam kazanırsa bugün 30 yapacak değil mi? Rakip Evet. bu arkadaşlar. Arminia Bielefeld. Şimdi Direkt hocam rakip. hocam diyeceksiniz ki Hertha Berlin'e güvenelim arkadaşlar. Bak Union Berlin kötü takım değil. Mönchengladbach evinde kötü takım değil. Mainz deplasmanı kolay deplasman değil. Leverkusen evinde 3-0 yenmiş. Bak hoca değiştikten sonra bu takım evinde Augsburg'u yeniyor. Evet. Dortmund'u yenemez zaten. Şimdi evindeki performansını açıyorum bak hoca değiştikten sonra. İçeride diyorum. Burada demek ki bu takım bir şeye başlamış. Bak 2 atıyor, 3 Evet, en atıyor, az 2 2-3 atıyor. tane atıyor hocam aynen. Yani bu takım yani şimdi arkadaşlar kıçında ayı bağırıyor şu anda bak Hertha Berlin. Tamam mı? 2 maçı var. 2 maçını alırsa 33 puan yapacak. Tamam mı? Augsburg'u yakalayacak. Bir son maçları direkt Köln'le oynayacak. Bir de Arminia Bielefeld'de iki tane rakibiyle oynuyor dostlar. Yani iki düşme rakibiyle. Bunları aldan da Öyle bir düşmüyor kalın zaten dostlar. maçı yani hocam. Bunları kazan, Ha. ligde kal gibi bir Şimdi şey yani. O parolayla çıkacak. peki hocam. Evet. Diyeceksiniz ki hocam Arminia Bielefeld iyi takım hocam derseniz dışarıdaki performansına bakıyoruz. Valla arkadaşlar bu da hoca değiştirmiş bir şey yapmış ama yani şurada bir 5 tane yemiş. Bu da 0-0 1-1 bitmiş. Bu da direkt rakipleri. Evet. Şimdi ben şuna bakıyorum. O ses mi kesildi? Yok yok geliyor hocam devam. Arkadaşlar yani Hertha Berlin için bence 2 gol atabileceği bir rakip olduğunu düşünüyorum ben. Burada 5 tane yemiş zaten. Hertha Berlin'in iyi bir performansı var. Zor maçları içeride bunları almış. Bir hava yakalamış. Ben bu takımın düşmeyeceğini ve ev sahibinin 2 tane gol atacağını düşünüyorum. Ev sahibi 1,5. Evet, 1,5 maç. tabii 1,5 üstün Hertha Berlin'in şöyle maçına baktığımız zaman oranı da ben hemen söyleyeyim. Pazar 19'da ev sahibi 1,5 üst 1,80 gibi güzel bir oranı var hocam. Arkadaşlar güzel oranlar bunlar. Aldığımız Evet, listelere aynen. değiyor Tabii. yani. Ya, dediğimiz gibi her zaman hocam ya 9-10 maçı bir kupon alıp 3 lira 5 lira Aynen. düşük kovalayacağım ya da aradan 4-5 tane 4-5 tane seçip bütçeni bölüp 2 ayrı 3 ayrı kupon yapacaksın yani. Aynen. Şimdi arkadaşlar bir de bu maçım var. Bunu da yaptım. Ondan sonra ekranı kapatacağım. Yine ölüler modundayız. Şimdi Evet. Toulouse kan maçı var. Ne zaman bilmiyorum.
Cumartesi saat 21. Toulouse-Caen mücadelesi. Evet, evet, Toulouse-Caen maçı. Şimdi biz Toulouse'un biliyorsun maçını oynadık, ertelendi. O maçta bu maç. Bu da oynanacak ama biz şu maçı oynayacağız. Şimdi deplasmanda 1-0 alması Toulouse deplasman iyi takımı değildir. Tamam mı? Evinde yani deplasmanda güvenilmeyecek bir takımdır ama şimdi bu maçta tercih sizde. Arkadaşlar siz bu maçı çıkarırsanız ben size anlarım. İşte bak Cambuur'da 36 maçta 38 puan var değil mi? Evet. Şükrü görüyorsun. Görüyorum. Yani bu takım gerçekten can çekişiyor. Bak yani bir maç eksik. Belki düştü düşecek yani. Hocam bu maça niye oynayalım? Yani Toulouse'a bakıyorum. 35 maç. 65. Alırsa 68 yapacak. Yani kalan 3 maç var. Şey olabilir. Yani Toulouse'un ligi kovalıyor. Sonuçta onun da amacı hani, var. Yani. Şimdi ikisinin de amacı olduğunu görelim. Ama şimdi dostlar bakın. Olaya bakın. Şimdi Toulouse'un içerideki maçlarına bakıyorum. Hayda. Oo, harika performans bak, hocam. Şimdi arkadaşlar bu takım şu performansla tamam mı? Zaten direkt çıkması lazımdı. Birinci olması evet, lazımdı ama bu takımın deplasman performansı o kadar kötü ki. Şuraya bak. Şuraya bak. Tam tersi evet. Yani tam tersi. O yüzden biliyorum hani deplasmanla oynamıyoruz. İçeride oynayacağız diye. Evet. Arkadaşlar bunlar yemyeşilse bu ikisi niye yemyeşil olmasın yani? Olur yani olabilir. Bak 1-64-4-3-3-3-2-1. Yani bu maç ben Toulouse'un en az bir gol atacağını düşünüyorum. Ama iki gol atar riskine inanıyorsanız, düşme hattındaki takıma iki tane atar diyorsanız, Kaan'a bakalım arkadaşlar, yiyor mu takım? Toulouse yenilen oranı zaten 1.45 hocam. Kendisine 1.5 üstü aldığımızda 1.60 oran. Ev sahibi tamam, 1. Ben ev sahibi 1.5 istiyorum arkadaşlar. 2-2 tamam. 2-2 biter diye. Şimdi deplasmana bakıyoruz arkadaşlar, görüyor musunuz? Yani olmuyor arkadaşlar. Yani bir galibiyeti... Yok bak kaç ay. Bu sefer galibiyeti unutmuş hocam. Ama şöyle bir şey var. Son 4 maçı alt bitmiş. Ona bakmıyoruz. Deplasmana bakalım. Dışarıda diyoruz. Şimdi. Ama her takımdan bir gol yemiş bu takım. Tabii. Yani şimdi, bazılarından iki bazılarından. O yüzden diyorum ya bir tane gol yiyecek. Sırf bu yüzden belki siz 1-0 kazanır veya 1-1 bitme olasılığı çok az da olsa olduğu için. Ben o yüzden hocam bu yorumlardan zaten bazı arkadaşlarımız şunu da çıkarabilirler. Mesela ben seni dinliyorum ya sonra senin kuponlarından, maçlarından ben de kupon oluştururken mesela bazen hani 1.5 üst dediğine yok ya 1-0 da alabilir diye maç sonu 1 girebiliyorum. Bazen evet dediğin gibi tam 1.5 evet, üstüne giriyorum. Hani yenemese de 2-2 kalsa da ben 1.5 üstüne alayım diyorum. Mesela burada şu geldi arkadaşlarımızın aklına da muhtemelen gelir. Evet turu yenebilir hocam doğru söylüyorsun ama dediğin gibi 1-0'da kalırsa diye 3.5 altında maç sonu 1 mesela atıyorum tamamen. Uygun mesela 1-0'da. O da olabilir bilmiyorum. Hani, oraya uçak verirler yani. Sadece fikir olarak geldi aklıma söyledi. Benim Toulouse'dan bir yana şansım. Bakın arkadaşlar deplasmanı boş verin. Yani adamın son evindeki son maçları hep üst yüz olmuş bak. Adam 2-3'er 3'er sallıyor ki bunlar kötü takımlar evet, değil yani. Clermont'a evet, bile sallamış ikinciye. Atıyor yani direkt bu takım. Yani. Bu bak mesela Kaan'la şeyin rakibine bak 4 tane birden atmış. Nancy'ye 4 tane birden atmış. Burada çatarak son sıradakine bir tane atmış mesela. Bakalım açalım maçı. Şüphe olmasın ne oldu peki birinci maçta. Hani 1-0 olmuş ama pozisyona girmiş bir diye bakıyorum. Hayır bir süre gol kaçmıştı. Bakıyorum. 20 tane şut çekmiş adet. Yani buradan ben baktığım zaman ev sahibi 1.5 bana çok temiz geliyor arkadaşlar. Gayet mantıklı. Son maçında bu. 1.60 oran evet hocam. Şimdi bak. Evet tamam. Şu anda paylaşmayı durdurdum. Yönetmenim orada mı? Herhalde gitmiştir. Burada mısın? Tamam. Ben şu an ekranı kapattım. Dostlar şimdi Şükrü ben kaç maç verdim? 3 maç verdim. 3 oldu hocam evet. Tamam. Kameramı da açıyorum. Dostlar bu 3 maç. Ölüler görür modundasın. Hocam bakıyorum da arka planda yine pala devam yani. Evet evet. Senin tamam, şeyin gibi Uğur Meleğin gibi oldu hocam pala arkanda. Doğru tabii canım. Evet. Şimdi biz gördüm, bu saatlerini söyledik değil mi maçların? Hepsinden saatlerini söyledin mi? Söyledim söyledim. Hepsini rahat bulabilirler. Tamam. Peki tamam. O zaman arkadaşlar dördüncü maça geçiyoruz. Juventus-Milan maçı. Evet. Pazar günü 21.45'te. Tamam. Ben bunu zaten Sportsbet yayınında söylemiştim. Bir daha aynı açıklamayı yapıyorum. Udinese-Juventus maçı bizim geçen haftaki maçımızdı. Biz Juventus 2 atar dedik. Hatalıydık. Keşke o maça koymasaydım. Geldiği halde hatalı. Çünkü 80'den sonra penaltı oldu. Ronaldo öbür gol attı ama şunu gördüm dostlar. Ronaldo'nun bir hırsı vardı. Diğer oyuncuların bir hırsı vardı. Ben bunu bilmiyordum. Meğer ki işte şampiyon olamamak, Şampiyonlar Ligi'ne gidememek futbolcular üzerinde basında çok büyük bir baskı yaratmış oyuncular arasında. Yönetmenim mikrofonu kapatır mısın? Teşekkür ederim. Futbolcular üzerinde büyük bir baskı varmış ve golden sonra öyle bir sevinç yaşamışlar.
Çok hırslılardı. Şimdi karşılarında Milan geliyor. Ben Juventus'un bu maç sanki şampiyonluk maçıymış gibi, 3 puan çok ihtiyacı varmış gibi oynayacağını düşünüyorum. Ve Ronaldo'nun da en az bir gol atacağını düşünüyorum bu maçta. Ne yapabilecek? Gol atacak. Milan bu maçları sever, bu maçları iyi oynayabilir. Beni ilgilendirmiyor. Gollü bir maç olacaktır belki de. Ama ben Juventus'un bu bize maçta Juventus ev sahibi olarak... Juventus'un yeter değil mi hocam? Evet aynen. Juventus ev sahibi 1.5 istiyorum. Bence temiz, güzel. Evet, 1.58 var oranı bilmiyorum. Var. Pazar 21.45'te Juventus 1.5 üst 1.58 oran. Evet. Evet, diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Onu da gösterecektim. Çok özür dilerim. Onu sonra saklıyorum o zaman. Sonra saklayayım. Tamam, sonra saklayalım. Onunla ekranı göstereceğim çünkü. Tamam. Arkadaşlar, diğer maçım Roma-Kroton maçı. Pazar günü 19'da hocam. Evet, bugün Roma'nın maçı var. Valla ne olur bilmiyorum da ben şimdi Kroton-Inter maçını arkadaşlar izledim, izlemez olaydım. 3.5 üst verdik ya bir de ilk başta. Dedim ki ya benim en rahat maçım olacak, tamam mı? En rahat gelecek hocam, maç. Ama çok da pozisyon kaçırdılar öyle değil mi? Ya işte onu diyeceğim yani. En rahat maçım olacak, rahat rahat izleyeyim ilk maçtan gelelim. İnter'den gelebilirdi bizim 3.5 üstümüz ya hocam. Ya arkadaş atamadı yani. Dedim ki bak 70'te atsın gene olur dedim bak. 70'te aynen de attı. Sonra olmadı olmadı. Lukaku attı 80'de. 82'de İptal atamadı. Oldu değil mi? Gol iptal oldu. Yine olur dedim bak. O da olmadı. Var arkadaşlar. Ben Kroton'un 3.5 alt üstesi. Yani ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Kroton oynayacağım arkadaşlar. Roma'nın maçı var bugün ama ben Kroton'un 3.5 üst bahsini aldım. Üst kaç bilmiyorum. Üst oranı kaç? 2.5 üst oranı 1.25. Aynı Inter'de de böyleydi. Evet, ama 3.5 üst oranını aldığımız 3. zaman hocam 1.67 oran yapıyor. Tamam, 3.5 üst diyorum arkadaşlar. Tamam, maça. Roma-Kroton maçı 3.5 üst genel kuponumu alacağım. Avrupa'dan döndüğü için tabii yorgun olabilir. Kroton'dan da katkı bekleyebiliriz. Yani Roma defansı dağınık gibi. Evet, inşallah kasmaz. Evet. İtalya'dan bir maç daha vereyim. Fiorentina-Lazio maçı. Hangi gün olduğunu söyler misin saatini? Fiorentina-Lazio cumartesi günü 21.45'te. Cumartesi günü 21.45'te. Arkadaşlar ben Fiorentina'nın durumunu biliyoruz. Bu seneki durumunu da biliyoruz. Ben Lazio'nun içeride dışarıda en az 2 gol atan bir takım olduğunu düşünüyorum. Yine böyle 4-2, 4-3, 5-2 her maçını Lazio'dan böyle şeyler bekleyebiliriz. Lazio'ya gollerini oynamaya devam etmeliyiz. Ben deplasman Lazio'nun 1.5 üstünü kaçıncı maç? 3, 4, 6. maç olarak aldım. Evet, Lazio'nun kendisine 1.5 üst, 1.58 oranı var. Cumartesi 25.45. Evet hocam. Evet, Türkiye'den bir maçımız var. Onu söyleyeyim. Türkiye'den. O da tabii bütün maçlar aynı saatte olduğu için evet. Cumartesi günü saat 20.30'da hocam. Hatay. Denizli spor maçı. Evet. Ben arkadaşlar bu maçın üst olacağını düşünüyorum. Yani iki takımın da bu maçı üst yapmak için çok büyük nedenleri var. Denizli'yi zaten söylemeye gerek yok. Rize maçı gibi olacağını falan düşünmüyorum. Ama ben Hatay'ın hem geçen haftanın yani böyle affettirme amaçlı oynayacağını, iki takımın evet da açık olacağını düşünüyorum. Hatay evinde arkadaşlar en az 2-3 tane atıyor. Denizli'nin üstü baskı yok. O da normal oynar değil mi? Evet evet. Aynen o şekilde. Ben güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamamdır. Bunun 2.5 üstü de 1.48 oran. Cumartesi 20. Tamam, gayet evet. Diğer maçı İngiltere'den. West Ham United Everton maçı. Everton mücadelesi. Evet. Pazar günü 18.30'da hocam. Bunu oynamayacaklardır. Ben oynayacağım. Oynamayacaklar ama ben oynayacağım herhalde. Yine kafasına yatan alır ya. Riskli biraz ama. Evet, risklidir. West Ham'ın arkadaşlar hedefini söyledik. Hani hatta ben Sportoto yorumumda açıkladım. Hı hı. O da ben tek tercih yaptım bu maça. Çok önemli bir şu an. Bence şu anda West Ham'ın ligdeki bu seneki en önemli maçı bu maç oldu. Çünkü yenerse hem Chelsea'yi hem Leicester'ı bile yakalama şansı olacak. İnanın bana. Çünkü Leicester'ın çok zor bir programı var. Şampiyonlar Ligi'ne gidebilir West Ham. Bunun için de tek yapması gereken şey Everton'ı yenmesidir. Ben belki yener yenmez biliyorum ama West Ham'ın bu maçın hemen başında çok kısa sürede bu maçı hemen iki gole taşıyacağını düşünüyorum. Ve o yüzden de ev sahibi 1.5 üst kaç bilmiyorum şu anda. İyi bir oranı olması lazım. 1.95 oranı var hocam. 1.95 oranı var. Çok 1.5 temiz, tertemiz. 1.95. Ben West Ham'ın düşünün. Yani West Ham en önemli maçına çıkıyor. Bu kadar puanı boşta toplamadı bu takım. Ben güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Programı incelerseniz arkadaşlar, puan durumuna bakarsanız ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Son maçımı veriyorum. Bunu da ekranı yansıtacağım şimdi.
Ben kendi kameramı kapatıyorum. Tamam. Evet benim kameramı kapattım. Göster diyorum. Son maçında arkadaşlar Borussia Dortmund Leipzig maçı. Ben onu da hemen söyleyeyim. Cumartesi günü 16.30'da maç. Ha, şimdi arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim size. Hani bu maçları incelerken hani hepsini tek tek bakıyorum. Böyle yani aldıkları sonuçlara, tek sonuçlara falan bakmıyorum. Mesela şu anda Dortmund'u ne kadar beğendim biliyorsun. Geçen hafta zaten kupa maçıydı. O bir istisnadır ama arkadaşlar bu takım bakın. Ya bu takım fark atıyor. Tamam. Yani Union Berlin'e 2 tane atmak, Wolfsburg'a deplasmanda 2 tane atmak. Bunlar arkadaşlar şey değil. Bu takım bir form tutmuş. Bu takım Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi gerekiyor. Gidebilmesi gerekiyor. Hani hedefi var. 55 56, 50 gördüğünüz gibi arkadaşlar şeyleri rakiplerini görüyorsunuz. Burada bir hedefi olan bir takım. Ama diyeceksiniz ki hocam rakip de Leipzig. Doğru söylüyorsunuz dostlar. Leipzig'i açıyorum. Leipzig'in bir kere kalan maçları çok zor. Ben Dortmund'un Leipzig gibi de yakalayabileceğini düşünüyorum. Şampiyonluk şansı da yok gibi bir şey zaten hocam. Tabii şampiyonluk şansı da yok. Ama hocam diyeceksiniz ki Leipzig dışarıda iyi takım açıyoruz. Gerçekten de iyi takım. Şimdi bakıyorum burada. Bu galibiyetlere bakıyorum. Ama şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bak. Sen burada Wolfsburg'u bak buraya geç. Şimdi Schalke. Kimleri yenmiş bak. Burada 3-4-5 tane galibiyeti var değil mi? Leipzig'in. Evet. Schalke'yi yenmiş 18. sırada. Hertha Berlin'i yenmiş 17. sırada. Freiburg hadi iyi takım diyelim. Bunu geç. Arminia Bielefeld'i yenmiş 15. sırada. Bu zaten defansif bir takım. Ha, Bremen'i yenmiş. Evet. 14. sırada Köln'e yenilmiş. Arkadaş çok sen bak. İyi takımları yenmemiş yani değil mi? 18, 17, 16, 15 ve 14. sıradaki takımlarla maç yapmış. Yani şu aldığı 5 galibiyetin 4'ü bu takıma karşı. Bir evet. Tanesini de yenememişsin zaten. Köln'ü de yenememişsin. Şimdi bu biraz aldatıcı olduğunu düşünüyorum bu istatistiği. Bu Köln'ün yenmesi bence daha bir mantıklı bir istatistik. O yüzden Dortmund bu kadar form tutmuşken. Yani Köln'ün yani iki gol attığı şey var. Yani hocam yani Dortmund'da iki gol attılar herhalde. Yani ben bu Leipzig'in bu listeha performansının şu son 5 maç takımı olduğu için fikstür şansı olduğunu düşünüyorum şu an. Köln zaten gerekeni yapmış onu. Köşeye Leipzig'e. Dortmund çok formda. Hedefi var. Şampiyonlar var hocam. Aynen. İlk dörde girmeye çalışıyor. Mutlaka kazanması lazım. Vallahi. Ve dediğim gibi biz kazanırını da almıyoruz. İki golünü alıyoruz sadece. Evet aynen. Ev sahibi iki gol. Yani ben dostlar Bayern Münih ile oynasın Dortmund. Bu hafta Dortmund Bayern Münih maçı olsaydı vallahi billahi aynı şeyi söyleyecektim size. Onu da o kadar açık söylüyorum. Dortmund şu anda kim? Yani Dortmund bir daha göstereyim arkadaşlar. Vallahi bak aldı gidiyor. Kimle oynasa yani. Kendisine 1.5 üst girerdim diyorsun yani. Yani bak burada en son 2 gol atamadığı maça bakıyorum arkadaşlar. Freiburg. Deplasmanda Freiburg atamamış. Evet, evet. Şimdi herkese 2 gol atıyor. Her maç 2 golü var aynen. Ve burada evet hocam dediğim gibi hani yenme riskini de almadığımız için sadece 1.5 üst mantıklı dediğin gibi Dortmund ev sahibi 1.65 oranı var bu arada. Aynen bu sağlam gördüğüm için söylüyorum. 1.65 arkadaşlar. Hı. Bunlar bence yüksek oranlar. Yani bu maçların evet. Gözden kaçtığını düşünüyorum ben. Sen güzel yakalıyorsun evet. Hocam bunları. Kimsenin aklına bakmak bile gelmiyordur. Belki bir takımın ya. İki tane atacağı gole alınan risk gayet güzel yani. Evet evet yani ben bilmiyorum. Benim şu anda kaç oran oldu şu anda Şükrü? Hocam ben söylüyorum. Toplam 9 maç oldu ve tam 123 oran var. 1-2-3. 123 oran var. Ve 9 maç. Harika ya. Yani. Tamam ben bu maçlardan güzel bir şey de çıkarırım şimdi. Bir kupon da alternatif bir kupon da çıkarırım. Önemli değil. Sen o zamana kadar maçları verirsin. Dostlar benim maçlarım bu. En optimum güzel maçları çıkarmaya çalıştım. Kafanızı yapmayanınızı çıkarın ama ben aynen bu şekilde oynayacağım. Kuponumu yapacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz hocam. Ellerine sağlık. İnşallah 9'da 9 ya da 9'da 8 en kötü gelir diyelim. Şans yanımızda olsun. Tam buraya kadar dinleyenler ve Ahmet Hoca'nın kuponlu maçlarını beğenmeyenler varsa arkadaşlar like'larınızı, beğenilerinizi videonun altındaki şu butona basarak verirseniz yaparsanız teşekkür ederiz. Yorumlara siz de güvendiğiniz maçları ya da tehlikeli gördüğünüz maçları yazarsanız ayrıca seviniriz. Teşekkür ediyoruz ilginize, alakanıza. Benim maçları pek sallamanıza gerek yok. Ben klasik yine normal maçlarımı vereceğim ama dediğim gibi kafanıza yatanları seçebilirsiniz. Ben de bazı maçlarım yine Ahmet Hoca ile tutuyor ama hızlıca vereyim, açıklama yapmayacağım. Çünkü her hafta sizlere zaten hafta sonu videolarında anlattığımız, bildiğimiz, izlediğimiz herkesin bildiği takımlar olur mu olmaz mı? Kafanıza yatar mı yatmaz mı ona bakın siz sadece. Yatmayanı çıkarın, unutmayın her zaman önce sizin düşünceniz önemli, bizim değil. Aynı fikirdeysek o maçı alın. Aynı fikirde olduğumuz maçları alın yani. Evet. Hızlıca geçiyorum hemen ben de.
Şimdi Genk Kulüp Brüj maçıyla başlıyorum ben. Cuma günü ilk maç. Bu 21.45 almayabilirsiniz ama biliyorsunuz Belçika'da düşme potasında ayrı playofflar oynanıyor. Çıkma grubu olarak şampiyonluk için ayrı playofflar oynanıyor ve bu maçların gollü geçtiğini görüyoruz. O yüzden Genk ve Kulüp Brüj takımlarının yine gollü maçlarına bir yenisini ekleyeceğini düşünüyorum. Cuma'dan bu maç isteyen almayabilir ama 1.47 gibi güzel bir oran açılmış 2.5 üstüne. Genk Kulüp Brüj 2.5 üst 1.47 orandan Cuma 21.45. Cumartesi'ye geçtiğimizde Dortmund Leipzig maçı yine Ahmet Hoca ile aynı ama ben karşılıklı gol varını aldım. Evet katılıyorum Ahmet Hoca'ya. Dortmund'un 1.5 üstü de denenebilir ama ben Leipzig'in de en az bir gol atacağını düşündüğüm için karşılıklı gol varı aldım 1.42 orandan. Barcelona Atletico Madrid mücadelesi tehlikeli gibi görünebilir. Evet ama Atletico Madrid'in nasıl oyunu tuttuğunda, kilitlediğinde neler yapabildiğini biliyorsunuz. O yüzden bu maçta 4 gol çıkmayacağını düşünüyorum ve 1.30 olduğuna bakmayın oranın. Böyle 5-6-7 maç yazdığınızda o 1.30 bir anda oranı katlayabiliyor biliyorsunuz. O yüzden 1.30 orandan Barcelona Atletico Madrid 3.5 alt aldım. Bu da cumartesi 17-15'teydi. Gelelim cumartesi 19.30'da Manchester City Chelsea mücadelesi. Bu da biraz riskli gibi görünebilir ama oran riski karşılıyor bence ve Şampiyonlar Ligi'nde iki takımın da oynadığı mücadelelerde 2.5 üst olarak sizlere kazandırmıştık biliyorsunuz. Ve toplam 3.08 orandan iki takımın da oynadığı maçlara 2-3 gol oynamıştık. Ve Chelsea'nin oynamış olduğu yine futboldan da kaynaklı olarak çok gollü bir maç beklemiyorum ama 0-0'da kalacak bir maç da beklemiyorum. Yine 1-1, 2-1 ayarında ya da bir tarafın 2-0 alması yönünde yine 2-3 golü çok tatlı buldum ben. 1.67 orandan 2-3 golünü öneriyorum. Katılıyorsanız değerlendirebilirsiniz. Türkiye'den 3 maç aldım. Hatta 4 maç. Ankara Gücü Fenerbahçe yine direkt klasik 2.5 üst mücadelesi. Ankara Gücü de elinden geleni yapacak. Fenerbahçe'nin oynadığı hücum futbolunu biliyoruz. Hem atacaktır hem yiyecektir son maçlarında olduğu gibi. 2.5 üst 1.45 oranı var. Yine tatlı bir oran. Hatayspor Denizlispor hocama güveniyorum. Daha doğrusu hocama katılıyorum. Bu maçlarımız da denk gelmiş. Birbirimizden habersiz yapıyoruz tabii kuponlarımızı. Tam video öncesi böyle bağlandığımızda haberimiz oluyor birbirimizin maçlarından. Bu maçımız denk gelmiş. 2.5 üst 1.48 orandan. Türkiye'deki maçlar cumartesi 20.30'da hepsi aynı anda biliyorsunuz. Hatay Denizli'ye de 2.5 üstelik 1.48'den. Trabzon Antalya Spor mücadelesi yine Barcelona maçı gibi burada da iki defansı biraz daha sağlam, oyunu tutan, kitleyen, çok tempolu olmayan, 4-5 gollere çıkmayan maçlarını biliyorsunuz her iki takımında. Antalya Spor yine defans yapacaktır ve yine geçiş oyunlarıyla, duran toplarla, kontralarla vurmaya çalışacaktır. Trabzonspor'un da gole gidene kadar zaten topla oynama, topla nasıl oynadığını biliyorsunuz. O yüzden 4 gol çıkmayacağını düşünüyorum. İnşallah öyle olur. İlk yarı böyle 0-0, 1-0 biterse 3.5 alt öneriyorum. Yine 1.25 oran sadece kuponu bir tık daha yükseltsin diye kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Galatasaray Beşiktaş büyük bir derbi. Evet, bulaşılmayabilir, tehlikeli olabilir. Evet, ama ben her ne kadar Beşiktaş favori de olsa, daha iyi oynayan taraf da olsa Galatasaray bu derbiye kendi evinde iyi hazırlanacağını düşünüyorum ve defansı da güven vermeyen Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da nitekim öyle en azından birer gol atacaklarını düşünüyorum. Oran yine güzel 1.50 orandan karşılıklı gol var öneriyorum. Cumartesi 21.30'da Young Boys Basel mücadelesi var. Yine biliyorsunuz İsviçre'yi de takip edenler yine şampiyonluk yolunda Young Boys'a çelme takmaya çalışacak. Basel iki ezeli rakip burada da birbirlerine rahat gol atacaklardır diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa ama isteyen girmeyebilir. 1.35 orandan benim oranlar biraz düşük ama topladığınızda yine 4-5 maç bir araya getirirseniz güzel oranlar alabilirsiniz. Young Boys Basel karşılıklı gol var. 1.35 cumartesi 21.30'daydı. Pazar gününden de 4 maçım var. Eintracht Frankfurt Mainz mücadelesi. Her hafta değiniyorum. Frankfurt benim takımım biliyorsunuz. Oynadığı hücum futbolunu çok beğeniyorum ve ev gol 1.5 üstün 1.45 oranı var. Bunu da Frankfurt'un 2 golünü aldım. Yine pazar günü 18.05'te Reims Monaco var. Hocam bu sefer almamış ama ben Monaco'ya yine güveneceğim. Çünkü girdikleri pozisyon o kadar fazla ki aynı az önceki anlattığı gibi hocamın Inter maçındaki gibi kaçan goller çok fazla oluyor. Yine kaçmazsa girdiği bol pozisyonun en az 2 tanesini gole çevirir diye düşünüyorum. Yani Monaco'nun kendisine dep gol 1.5 üst 1.45 orandan bunu da öneriyorum. Pazar saat 19'da Roma Crotone mücadelesi. Hocam da değmişti buna 3.5 üst olarak ama ben Roma'nın dediğim gibi defansı hiç güven vermiyor. Son maçlarında izliyorsunuzdur ve Avrupa yorgunu olacağı için Crotone'de açık ve cesur futbol oynadığı için Roma'ya karşı mutlaka bir tane gol bulur diye düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var aldım. Roma'da gol atacaktır. Hocamın dediği gibi 3.5 üstlere giderse bu maç 3-1-3-2 ile Crotone'nin de katkıları olacaktır. Roma'nın tek başına 4-0 yapacağını düşünmüyorum çünkü ben. O yüzden karşılıklı gol var aldım. 1.45 gibi güzel bir orandan. Son olarak pazar günü saat 22'de Real Madrid Sevilla mücadelesi var. Tam da bu hafta Barcelona'nın Atletico Madrid'le oynadığı hafta Real Madrid adına çok önemli bir mücadele. Keza Sevilla adına da çok önemli bir mücadele ve iki takımın da birbirine gol atma potansiyeli çok yüksek. Hücumda çok zorlayacaklardır birbirine. En az birer gol bekliyorum. İnşallah öyle olur. Zevkli, tempolu, 0-0 bitmeyen bir maç izleriz. Yine tehlikeli görenler almayabilir. Ama pazar günü saat 22'deki bu mücadeleye yine
Karşılıklı gol var öneriyorum. Biraz riskli gibi görünse de 1.58 gibi güzel bir oranı var. Toplam benim bu 12 maçım oldu herhalde. 120 oran yapıyor benimki. Benim kuponum 120 oran. Ahmet Hoca'nın kuponu 123 oran. Hemen hemen aynı zaten. Şey sen 9 maçta buldun. Ben 12 maçta anca buldum. Efendim hocam? Ya bir şey söyleyeceğim. Son teknik sıkıntılar oldu. Benim alternatif sistem kuponunu veremedim. Yani yapamadım. İşaretleyemedim. O yüzden böyle yaptık yani. Sen işaretledin. Ben söyledim. Maçları. Bir tane söylemek istiyorum alternatif kupon. Tamam. Zaten şey yapma. Oranlarını yazmana gerek istiyorsan şey yapmayalım. Ben söyle ben hemen hesaplarım hocam. Demin zaten şeyi yazdım. 3.50'den başladık. Ponferradina değil mi? Ha, 1 ve 2.5 üstü olarak 3.50'den başladık. Ponferradina maçı 1 ve 2.5 üstü olur arkadaşlar. 3.50 evet. Juventus Milan maçı. Yine 1 ve 2.5 üstü mü? 1 ve 2.5 üstü olur. Baktın mı oranına? Yok hayır bakmadım. Ha, tamam dur ben bakacağım. Bir dakika Juventus. Hemen bakayım hocam. Pazar 21.45'teydi Juventus maçı. Hemen bakıyorum 1 ve 2.5 üstü ne olurmuş. Benim kupondaki evet. Maçlardan bakabilirsin ya. Hepsi oradan. Yo, bir, hayır hayır. 1 ve 2.5 üstün oranı 2.20 hocam. 2.20. Evet. Tamam. Bir tane daha söyleyeyim. Dortmund-Leipzig maçı. Yine 1 ve 2.5 üstü olur. Tamam. O maç da cumartesi 16.30'daydı. Hemen bakıyorum onun da oranına. Cumartesi 16.30 Dortmund-Leipzig 1 ve 2.5 üstünün oranı 2.45 hocam. 2.45. Var mı? Dördüncü maçta var herhalde. Var. Toulouse maçı var. Toulouse-Kan evet. Maçı. Toulouse-Kan mücadelesi. O da cumartesi saat 21'deydi. 1 ve 2.5 üst. 1 ve 2.5 üst. Şöyle bakalım. 2.15. 2.15. 2.15 oran toplam 4'ünün oranı 41 oran yapıyor hocam. 4 tane değil mi? Devam edelim. Hatta ben Armenia bir laf atmışı. 1 ve 2.5 üst. Evet. Pazar 19'da yine 1 ve 2.5 üst maçı geldi. Sistem için söylüyoruz arkadaşlar bunları. 1 ve 2.5 üst. 2.60 oran. 2.60. Maşallah. Son bir tane daha veriyorum. Hatay Denizli maçı. %5 oldu hocam ya. Hatay Denizli maçı cumartesi 20.30'da bütün maçlar aynı saatte demiştik. Hatay Denizli 1 ve 2.5 üst mü hocam? 1 ve 3.5. Ha, 1 ve 3.5 üst tabii oran yükselsin. 2.05'te bu yapıyor. 2.05. Toplam 215 oran yaptı hocam. Kaç maç oldu? 5 oldu herhalde. Saymadım ama. Tamam, arkadaşlar bakın ben verdiğim maçlardan ilave ettim. Burada Roma'yı da isterseniz Destam'ı da 1 ve üstü olarak ekleyebilirsiniz. Ya bu aralarında seçim sonuçta kendilerine 1.5 üst girdiğimiz maçlara 1 ve 2.5 üst şeklinde tamam. Sistem 2-3-4 değil mi? 3-4-5. Evet, evet. Sistem... 3 maç bir araya gelir hocam. 3 maç bir araya gelir. Deminki gibi 40 oranı bulduk. 3 ya da 4 maçta 3 lira yatırır 120 lira deneme yapabilir yani. Yani burada 5 maç. 5 maç var değil mi? Saymadım. 5 ya da 6 herhalde. 5 maç var. 2-3-4-5. 6 maç var arkadaşlar. Sistem 4-5-6 yapın arkadaşlar. Aynen. Ya da birini çıkarıp 3-4-5 yapabilirler 16 liraya. Ben bunlardan bir kendime bir kupon bu şekilde yapacağım. Tamam teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ederiz. İnşallah bu haftada hem büyük maçlarda 9'da 9 ve hem de sistemde sadece bir tanesi ya da hepsi gelir diyelim. Ne kadar çok like o kadar çok kuponu tutma enerjisi, sinerjisi ve şansı artsın diyelim. Teşekkür ediyoruz Ahmet hocamıza da. Evet, her hafta yine perşembe akşamları bu videolarımızda sizlere destek olmaya, kazandırmaya çalışacağız. Az misliyle yüksek oran kovalamaya devam edeceğiz ve günün birinde başaracağız değil mi hocam? Tabii tabii inşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Son sözlerini alalım veda edelim artık. Herkese bol şanslar diliyorum. Selamlar, sevgiler. Tekrar. Çok teşekkürler hocam. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Bol şanslar. Kupon şansınız bol olsun. Hoşçakalın.